aromatik her şey kanserojen. Su kirli, gıda kirli, her yerde plastik atıkları. Bunu sormak istiyorum. Hastalık oluşmaması için eylem yapmak yerine hastalık oluştuktan sonrası üzerine bir eylem yapıyor. Çünkü hastalık oluştuktan sonra Rokto Şambur'la gezip şampanyayla gezen insanlara değil. Uyuma amca, uyuma. Küçük sezercik hemen. Çünkü tuz yoğurdun içindeki bütün yararlı bakterileri öldürüyor. Onun için tuzlu ayran değil. Allah. Efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone oldunuz. Zili çaldınız. Çok tatlı bir konuğum var. Siz bayılıyorsunuz ona. Gerçekten ilmi, bilimi başka bir yerden anlatmak, hani kime çok yakıştı derseniz, bence Oytun'a çok yakışmıştı. Bugün de konuğum oldu. Çok teşekkür ediyorum sevgili Oytun. Ben teşekkür ederim. Çok hoş geldin. Sağ ol Açeli'ye. Teşekkür ederim. Geldin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yok ben yemek var diye yemek geldim. Yemek var diye geldin. Evet yani evet. Ama bir de ekibi seviyorsun. Sen bu ekiple çok çalıştın. Yok çok çalışmadım. Yani ben yemek var diye geldim. Ben doğruyu söyledim. Yok çok gerçi umurumda ama değil bak, yani. En güzel yere geldin. Ne bak, o? Şimdi sen bana pas attın, ben de golü atacağım. Buyurun efendim. Atlas balığa geldim. Evet, evet Atlas balıktayız. Atlas balığa çok güzel bir ortam. Manzaramıza ben geldim. Biraz önce levrek yedim. Mükemmel. Mükemmel. Hatta ızgara levrekti ama kömür ateşinde. Çünkü neden kömür önemli biliyor musun? Anlat. Kömür, bu kömür çok önemli. Hani mesela evet. Şöyle bir şey var mesela. Hani kömürde patates, kömürde döner neden lezzetli? Neden? Çünkü füme oluyor. Kömürün içerisindeki o karbon, aroma buharlaşıyor ve ete geçiyor. Hmm. Ama arada ızgara olduğu zaman, yani ızgara dediğim temas olmadığı zaman, mesela eğer kömür yapmazsan bu aroma geçmiyor. Peki, peki o kanserojen diyorlar. Kanserojen. Bilye diyorsun. Evet. Bilerek. Tabii bilerek. Mesela mide kanserinin en çok öldüğü yer Japonya'da füme balık yiyorlar. Onu tuz içinde diyorlar ama. Tuz içinde doğru. Mesela balıkları asıyorlar. Altında meşe çamı yakıyorlar. O böyle bütün ete siniyor. Füme et en kanserojen şey. Ama unutmayalım ki aromatik her şey kanserojendir. Bu da böyle. Ama güzel. Arada yemek gerekiyor. Şimdi sevgili Oytun, ben seninle ilgili ilk duvara çarpışımla başlamak istiyorum. Buyurun efendim. Konuya. İlk seni ekranda gördüğümde ya dedim ne güzel anlatıyor meseleyi dedim. Hani hani böyle benim kafamdaki hani idealleştirdiğim hani göz teması kurabilen tıp doktorlarındandın. Evet, sen. Evet. Göz yani bir dil anlatıyor ama hani Latince değil. Bize yakın bir şey anlatıyor. Fakat bir gün döndün dedin ki onu buraya sakladım. Buyur. Anlayışına sığınarak evet, söylüyorum. Evet. İçsin canım üç çekerli çayı da ne olacak ki? Aynen dedim. Dedin ya. Dedim. Orada dedim ki ama Oytun. Şimdi bugün mesela annem beni aradı. Bunu çok tartışmayacağım. Annem bana bazen hastalığa danışır. Ama ben hastanın anlattığı kıvamda öleceğini bilirim. Yani o kötü bir durumdur ve son evredir. Mesela anneme şunu söylerim ben. Anne bunu biz uğraşsak da bunun sonu yok. Onun için annemin söylediklerini o laftan sonra yani belli bir yerden sonra hiç dinlemem. Ve hastaya da ne kadar yardım edemeyeceğimi bilirim. Ondan sonra ona yardım etme hislerimi devam etmekle beraber yardım etmem. Çünkü onu mındar da etmem. Çünkü herkes güzel, doğru bir ölüm hak eder. Elbette. İşte bu da böyle. Şimdi... Ha, öl diyorsun şekerli. Hayır, hayır. Ona nereden metafora geleceğim? Bazı şeyler bazı yerden sonra anlamsızdır. Sen her gün... Pardon, evet. Şekerli ya da çok yüksek kalorili şeyler yersen başına beladır. Normal. Normal. Ama arada... Günde bir çay içen, iki çay içen bir adamın içine iki şeker koyması ne olabilir ki? Zaten bu kadar kirlenmiş bir dünyada. Su kirli, gıda kirli, her yerde plastik atıkları. Bütün şu anda yediğim meyve, sebze, gıda, su hepsinde ultra fine partikül denilen plastik ürünler var. Bunları yiyorsun da üç tane şekerden bir şey olacak. Hayır. Bu... Ama bu üç tane şekerin sağlıklı olduğunun belirtisi değil. Hayır. Vücut belli bir yere kadar açığa her şeyi kaldırabiliyor. Mesela sen... sana yapacağım hakareti belli bir şekilde kaldırabilirsin. En kötü hakareti. Mesela Açeli çok yaşlısın. Artık şöyle olmuşsun. Ha, daha da şey yapayım mesela işte artık vücudunda yaşlılık lekeler ortaya çıkmış. Şöylesin. Ya daha bir şey söyleyebilirim. Bulurum. 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 Şunu söylemek istiyorum. Mesela atıyorum küpelerin abartılı olmuş. Değil de hani şimdi ama buradan bir hakaret. Buradan çocuğun, eşin ben. Kalkarım ben. Ha, der. Ne bu? O zaman herkesin ne değeri var? Eşik değeri var. Beyin de böyle. O zaman bütün organlar. Bak şimdi. Mesela en güzeli karaciğer. Mesela karaciğer
Adam alkol oluyor, karaciğere zararlı. Ama belli bir limitten sonra. Ne kadar? Tamam. Şimdi ama karaciğer bunu idare ettiriyor. Alkol alıyor, uykusuz. İki oluyor durum. Alkol, uykusuz, bir de yanında ilaç kullanıyor. Üç oluyor. Alkol, uykusuz, ilaç... İlaç, karbonhidrat. Bir de obez. Obez. Ha, karaciğer diyor ki fail. Anne karnında öyle. Bebek bir stres çekebilir. Anne gebeliğinde enfeksiyon geçirdi. Kötü bir şey. Gebelik için bir stres annenin çocuğunun başına bela. Onu kaldırır. Ama anne hipertansiyonlu, obez, saçını boyatıyor. Bir de üstüne enfeksiyon geçirdi, otizm doğar. Onun için hep insana vücut şunu söylüyor. Ben bir iki stresi kaldırırım, üçünü kaldırırım ama bana çok yükleme. Yani kocan stres, kayınvalide stres kaldırırım ama yüz komşu artık o yeter diyor. Tabii bu ama bu yani neşeadan bahsediyorsun değil mi? Genel yani bir DNA, bütün. Genetik kodun. O da her yer, her yer. Ama genetik kodu çok güçlüyse değil. 8 saniyede kucak kaldıramaz. Çünkü herkesin bir eşit değeri var. Bütün insanlığın ve hayvanların. Ama aynı değil. Aynı değil. Ama hiç bir santim fark ediyor. Nasıl boylarımız 2 metre 50 santim değilse, nasıl 1.50 ile 2 metre arasında, 1.90 arasındaysak DNA'nın dayanıklılığı da aynı. Onun için sigara içiyorum, alkol alıyorum, uykusuz kalıyorum, kimyasal maddeye maruz kalıyorum, kanser olursun. Bunu söylemek için alim olmak gerekmez. Ama böyle şey hikayeler de duruyoruz. Ömür boyunca paket paket sigara içti, içki içti, hiçbir şey tamam. Olmadı. 90, o ne? Sigara, çünkü 10 insandan biri sigara olur. Yani sigara içerse kanser olur. 10 insandan bir tanesi. Ama riskleri arttır. Sigaranın yanına alkol, sigaranın yanına puro, sigaranın yanına füme gıda, sigaranın yanına uykusuzluk, sigaranın yanına stres. O onda bir, onda üçe, onda dörde, onda beşe çıkar. Sonuç, herkesin dayanabileceği vücudun bir eşik değer var. Bu eşikleri geçersen açarsın. Bip bip. Peki. Ama orada başka kelime yok yani. Başka bir şey yok. Aslında doğru. Yani çıkarırsın meseleyi hayattan diyorsun. Kesinlikle. Yani çünkü artık yok olacağı için senin için mesele olmaz. Mesele olmaz. Evet. Evet. Biz insanlar peki o zaman üç şekeri doğru değil ama hani bileşenler dışında eğer hayatında herkes, yoksa hani üç şekeri ne içiyorsun? Seven diye bir günah filmi evet, var ya. Her gün bir güne işleme hakkınız olduğunu düşünün. Mesela bugün de güne işleme hakkınız. Akşam manyak gibi yemek. Bitti. O günahı yiyebilirsiniz. Hocam sabah da manyak gibi, öğlen de manyak gibi, akşam da. Üç güne işledin, onun bedeli olur. Mesela bir, her zaman söylüyorum, her şeyin aşırısı ömrü kısaltıyor. Seks de öyle. Hocam her gün üç defa yapayım, ömrünü kısaltırsın. Ama günde bir defa, tamam. Bir günah işledin, iyi ettin, zevk aldın. Üç öğün çok yemek yemek mesela. Gerizekalılık. Anladın mı? Yani her öğünde alkol almak, günde 4 tane pro içmek, 5 tane. 3 paket sigara içmek. Lan bir tane, iki tane içilebilir. Çok fazla spor yapmak. Aa, bravo, süper bir örnek. Günde yarım saat, bir saat yaptım. Hocam günde ben 2 saat sabah, 2 saat öğleden sonra, 2 saat akşam bir de yatarken ne yapıyorsun sen bebeğim? Sen ne yapıyorsun sen? 6 saat, 7 saat spor seni mahveder. Neden? Çünkü spor vücut için bir nedir? Strestir. Bu sefer neyin bozulur? Kasın ve sinir hücrelerin bozulur. Onun için aşırı spor yapanlarda ALS, motor nöron hastalığı riski artıyor. Öyle mi? Ama gerek yok. Gebertince kadar. Mesela çok fazla futbol. En çok ALS kimde? Futbolculardı. Antrenmandan. En çok Parkinson kimde? Boksörlerdi. Kafaya travma almakta. Doğru. O zaman sonuç parantezde bunu çıkarma geçelim. İfrat tefrit yani. Evet, devam edelim. Evet. Arada diyorsun. Grilerde kalalım evet, hayatta. Yani, hayat gridir. O zaman günde bir günah hakkım var. İşle ve bitir. Günde bir günah hakkım var. İşle ve bitir. Seçim evet. Sizindir seçim diyorsun. Senin. Evet. İkincisini işleme. İşleme diyorsun. Evet. Peki. Günahı bölsek ikiye. Bir günahı ikiye bölsek. Ya iki güne mi bölsek? Hayır, mesela bir dilim pasta yiyeceğiz, bir sabah yesek, bir akşam yesek. Olur. Olur değil mi? Bir de mesela vücudun şöyle bir şey var mesela. Bir hafta içmeyip beleş diye cumartesi para içmek daha tehlikeli. Çünkü vücut alışmamış ya, onu kaldıramıyor. Ben ona karşı test söylüyorum. Hazır Hayır. mısın? Lütfen, söyle, lütfen, söyleyeyim. Lütfen rica ediyorum. Niye o zaman camilerdeki çeşmelerin altındaki mermerler oyuk? Her gün damla damla. Halbuki sen aynı suyu boşalt, orası oyuk olmaz. İşte şöyle bir şey var. Oradaki mekanizma çok farklı. Şimdi insan alıştığı şeyleri daha fazla tolere edebiliyor. Yani her gün damla damla akarsa, vücut diyor ki her gün damla i̇şte geliyor bana. Oyuluyor ama işte. Yok, yok. Şöyle, vücut ani tepkilere daha kötü. Mesela şunu söyleyeyim sana. Hani elektrikler kesilecek diye sana bir şey geliyor vücuda.
elektrikleri kestin mi hazırlıklı mum yakıyorsun. Vücut da böyle. Ama aniden elektrik kesildi mi vücut afallıyor. Onun için biz de böyleyiz. Aniden olan şeyler, aniden alkol alma, aniden stresler vücut için daha tahrip edici. Mesela şöyle bir şey var. Annen kanser ya da baban kanser. Öleceğini biliyorsun mesela. Onu vücudun hazırlanıyor senin. Onun için Allah ani ölüm vermesin derler. O çok doğru bir laftır. Diyorsun ki zaten ölecek. Öldüğü zaman mesela 100 yaşında öldüğü zaman üzülüyor muyuz insanlar? Hayır. Diyoruz ki zaten he, yaşadı. Hazırız artık. Alzheimer olmuş, bunamış, damar sertliği var, kötürüm, evden kalkıp bir yere gidemiyor. Ama 38 yaşında birden öldüğüm çok büyük travma. Peki o mermerin uyukluğunu açıklamıyor. O kimyasal. Yani sonuçta o suyun fiziksel bir reaksiyonu. Onunla bunun bir alakası yok. Ama şimdi öbürüyle öbürünü birleştirdim. Bununla niye onu birleştirdim? Çünkü dediğin şey çok çok farklı. Peki tamam. Ben bunu şu anlamda düşünüyorum. Hani çok istediğin bir şeyi öteleyip hayatında ondan haz almak istiyorsan çok deneyimlemek yerine diye düşünüyorum. Mesela ben kendi adıma bir pastayı, bir kebabı hafta sonu yemeyi tercih ediyorum. Her gün doz doz yiyeceğim. Evet, evet. Doğru. Yani olabilir. Ama diyorsun ki vücuda şok bu diyorsun. Vücuda şok. Yani ama onu yesen bile abartmamalısın. Yani bir büyük pasta yerine bir dilim yemelisin. Elbette, iki dilim tabii elbette, ki. Elbette. Yalnız şöyle bir şey var. Açelya, metaforun çok iyi. Güzel metaforlar kullanıyorsun. Zeki bir kızsın. Yani metafor beyni çok iyi geliştiren bir şey. Metaforik konuşan insanlar genellikle zeki insanlardır. Akıllı bir kızsın. Zeka şeyin çok iyi. Bir metafor da Alzheimer'ı önleyen bir şey. Yani metafor ne demek? Metafor ne demek? Araştırsınlar. Ben mi anlatacağım? Evet, geçelim. Bravo. Yani buyurunuz. Bunu ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Valla Doğukan Bey'den ikram var yan masadan. Dur, döner dönerli mi Doğukan ya Bey? Ya bu Doğukan bir şey gönderdi mi? Hayırlı olmaz hayırlı bu. Hayırlı olur. Eskiden böyle zarftan şarbon çıkardı. Bir öyle bir moda var. Evet ha, böyle ha, dibinden böyle. Dur bakayım be. Bir de bizim mesela ben bazen laboratuvarda diyorum ki oğlum diyorum mesela kimyasalları koklamayın diyorum. Neden? Burun yoluyla diyorum. Doğru. Zehirlenirseniz. Bir de ne yapıyor? Hoca ne dedi? Kimyasal koklamayın dedi. Dur lan. Ya çok ilginç. Hani pembe fil düşünme var ya. Ya bu çok ilginç ya. Oğlum bunu sokuyorsun aklına. Aynen. Hiç demesem yapmıyorlar. Ama zarfı koklamayın dediğim zaman oğlum zarfı kokladınız mı diyorum. Hayır diyor. Sonra diyor doğru söyleyin. Hocam ben biraz kokladım. Merak uyandırdı. Evet. Bir sürü şey çıktı. Bakalım. Türkiye'nin Elon Musk'ı siz misiniz? Evet. Neden? Ya Elon Musk diye ya şöyle düşün. Türkiye'de... Ya bana haşa şey... Ya hani... tabii ya. Elon Musk kim ya? Elon Musk bir bilim insanı değil ki. Elon Musk bir ne diyelim? Bir muciz satan. Yani bir insanların yaptığı fikirleri satan. İyi pazarlamacı. Pazarlayan bir insan. Yani şuna diyebiliriz. O bir marketing uzmanı. Bill Gates de öyle. Bunlar figürlerdir. Ben neden bunu söyledim? Türkiye'de hani bir inovasyon yapmaya çalışan ya da işte bu kadar sıçanlarla bir şeyler yapmaya çalışan, bu kadar yayın yapmaya çalışan ben bir adamım. Uğraşıyorum. Tek amacım bu topraklardan bilim çıksın, bilim adamı çıksın. Yılda 250-300 çocuk geliyor yanıma staj yapıyor, seviniyor. İşte bilim adamı olacağım mı acaba diyor. Ben ilham veriyorum, inspiration veriyorum. TEDx'ler yapıyorum, konuşuyorum. Laboratuvarda eşek gibi çalışıyorum. Onun için Türkiye'de bir ilham verici varsa bilim adamı da o benim. Benim. Onun için mütevazı emmeye gerek yok. Ya da bunlardan biriyim. Ya benim ya. Çok mütevazı olursan gerçek sanırsın derler. Öyle bir laf var ya. Çok mütevazı olursan gerçek sanırlar. Hiç mütevazı değilim. Ne yapıyorum? Başarılı bir çocuksun. Hafızam iyi. Bunun farkına varmışım. Yıllardan beri de bunu yapmışım. İşte bir sürü okul derecesiyim. Doğru. TUS evet, derecesiyim. Evet 7 TUS. 7 aynen. Tane. Evet bir sürü şey yapmışım. Nasıl oluyor 7 TUS ya? Eşek gibi çalışmışım. Aha bu. Neden? Bir ÖSS birincisi vardı. Nasıl ÖSS birincisi oldu? Ama şöyle köpek gibi çalıştım. Aha köpek gibi çalıştım. Millet götünü gezdirirken, kaçana gezdirirken ben götümü koydum buraya altına. Çalıştım. Bu. Benim hafızam var. Vardı nasıl oldu? Hafıza bir şey yaramıyor. Oturmam. Kasını geliştirdim, büyüttün. Aynen. Egzersiz yaptım. Egzersiz yaptın Muhammed tabii. Ali diyor ki ben çok iyi bir boksördüm ama antrenman yapmayınca yeniliyordum diyor. En sevmediğim şey antrenman yapmaktı ama yapmazsam yeniliyordum diyor. Trial etmezsen, antrenman yapmazsan yenilirsin. Hayat çok... antrenmandır zaten. Millet ne yaptı? Sürdüremedi. Ben her gün yaptım. Her gün yapmak başarının çok temel bir prensibi. Elbette. O zaman şunu söylemek lazım. Her gün bir şey yapmak başarının temel prensibidir. Onun için ben ne yaptım? İşte çok emek verdim, çok çalıştım. Hala da çalışıyorsun. Tabii 23-24 yaşına kadar bir kızın elini tutmadım. Kıçımı gezdirmedim, çalıştım. Bedel ödedim ya. Başarı bedel ödemektir. Sonra da en sonunda hemoroid oldum yani basur oldum ve onu da söylüyorsun. Tabii çatlak oldu. Hala götüm acıyor ya. Hani
Anladınız mı? Yani sonuçta hala gabızım ya, hala bilmiyorum yani. Evet. İşte anladınız mı? Buna bu kadar okuduğunuz bir çözüm bulamadınız mı? Bazısının çözümü yok. Yok neden? Mu? Tabii çünkü... Egzersiz? Evet yapıyorsun ama ne zaman... Spor? Spor ama bir şekilde oturduğunuz için basınç aşağıya doğru evet, tabii. Yansıyor tabii. Bir kere oluşmayacak işte. Bak aslında hani nereden nereye geldi? Ya tamam. Meme yaptı yani. Hastalık. Ben size bir şey sorabilir miyim? Bir dakika Doğukan, bu sorularını durduracağım. Ya neden, akıyor ya sen bırak. Neden son 100 yılın tıbbı? Bunu sormak istiyorum. Hastalık oluşmaması için eylem yapmak yerine hastalık oluştuktan sonrası üzerine bir eylem yapılıyor. Çünkü hastalık oluştuktan sonra eylem yapmak daha çok para kazandırıyor. Ha parayla yani. Tabii ki canım yani bu şey nedir? Al ver ekonomiye can ver. Şimdi al ver ekonomiye can ver. Yani şöyle bir şey var. Şimdi televizyon bozulduktan sonra bozuldu deyip götürmek mi televizyoncuya para kazandırır? Televizyona iyi bakmak. Televizyona bakıma götürmek mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bakıma götürürsen bir şey yok ya. Sen şöyle düşünüyorsun tüketici olarak. Ulan zaten çalışıyordu. Gittik buna. Bakıyor. Niye baktı bu? Para vermek istemezsin. Ama görüntü gittiği zaman parayı verirsin. İnsan da böyle yapıyor. Görüntü gittiği zaman parayı verir. Yani insanlar kanser olduğu zaman, kalp krizi geçtiği zaman ölecek ya. O zaman parayı veriyor. Ama ne zaman parayı vermiyor? Ya ben bu hastalığı önleyeyim, güzel yaşayayım, koruyucu tıp uygulayayım. Gözle görünmediği için bu neye benziyor biliyor musun? Bir metafor daha yapayım. Şeker hastasının baklava yemesi gibi. Adama diyoruz bak kardeşim diyor şeker hastasınsa şeker yeme. Yiyor ölmüyor. Ulan diyor demek ki ölmüyorum. Kör oluyor. Ama hayır. Bir defa da bir şey olmadı yemeye devam ediyor. O zaman bir şeyler insan bünyesinde ani olmuyorsa aynı pişirilen şey gibi oluyor. Kurbağa gibi. Yavaş yavaş piştiğini kimse anlamıyor. Bu çok önemli bir şey. Aniden oldu mu insan şöyle o diyor. O da bir antrenman tabii, işte. Mesela bak şimdi denizi kirletiyorduk. Lan denizi kirlettiğimiz belli. Anasını belledik. Sonra müslüman çıkınca şöyle der herkes. Ule deniz kirlenmiş. Kirlendi tabii. Kirlendi günaydın. Tabii. O zaman şöyle bir şey. İnsanlar yavaş yavaş olan şeylerden etkilenmiyor. Yaşlanma da öyle. Her gün kendi aynaya bakıyorsun. Ulan ben hiç değişmedim diyorsun. Tırnak işte değişmedim. Ulan 18 yaşındaki resimle aynı mı? Yaşlandın. Ama eski resimle bakınca diyorsun ki ben bitmişim. Sonuç. Yavaş yavaş olan şeyler insanın farkında olmadığı için ona para verme gereği duymuyorlar. Ama ani olan şeyler para kazandırır. Para kazandırıyor. Çok üzücü ama evet maalesef. İkinci soru söyleyeyim mi? Sonra. Bir kesimin size neden bu kadar tepkili olduğu konusunda fikriniz var mıdır? Kıskanç. Kıskanç. Bu kadar çok basit. Çok basit bir soru. İnsanlar her zaman kedi ulaşamadığım ciğere pisler. Çok normal. Hepimizde var mesela. Peki doğru payı olup olmadığını hiç sorgulamam. Hayır hiç sorgulamam. Bu çok güzel bir şey. Tepki çekmeniz güzel bir şeydir. Bu çok güzel bir şey. Ben mesela şunu yapıyorum. Ben bir şey yaptığımda tepki çekiyorsam iyidir. O zaman şöyle diyorum. Sen de çek yavrum. Sen de çek. Aslında bence burada Oytun üst bir bilinç koyuyor. Yani ben diyor aslında ben gibi anlatıyor ama ben gibi anlatmıyor meseleyi. Tepki çekiyor. Sen araştırır mısın? Ben amacıma ulaştım ya diyor. Mesela TikTok fenomenine şey yapıyorlar. Ha. Nasıl insan bu işte ülke bozulacak şey. Sen de çek. Laf etme çek ya da çekme ya kıçın, da bakma. Mesela sen de mini etek koy. Kıçını aç çek. Ben hayır yani. mesela şey diyor. Elon Musk uzaya uydu gönderiyor 5G. Sen de gönder. Hadi gönder. Yapamazsın ki. Sonra ne biliyorsun? Uyma amca. Uyma. Küçük sezercik hemen. Buna pasif agresif deniyor. Pasif agresif şu. Ezebileceğine hor. Ondan sonra ezemediği zaman da uyma amca. Uyma bize. Evet devam edelim. Bunlar da uyma amcalar. Evet. 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 Hadi öpürelim bakalım. Bu arada yemek yemedi, yedirmedik adama ya. Yedim ama. Yedim, bunu şort ne koydum zaten. Bu bir dekor zaten. Biz arkada balığı götürdük levreye götürdük. Oh yetim. Atlas balık sağ olsun. Atlas evet. Atlas balık evet. Dersinize giren öğrenciler sizi seviyor ama TV'den açıklaması güvenilen tepkili oluyor. Sizce bunun nedeni nedir? Çünkü TV seyircisiyle dersimize giren farklı. Dersime giren öğrenciler benim parantezle ne olduğumu çok iyi biliyor. Yani geçmişimi, geleceğimi, neler yaptığımı, neler ürettiğimi biliyor. Ama TV'de iceberg'in üstünü görüyor. Onun için ne yapıyor seni? Bazen ukala bulabiliyor. Bir de kitle farklı. Biri tıp öğrencisi. Zaten senin başarılarını bildiği için tıp öğrencisi. Sana direktman sen 1-0 dersi önde giriyorsun. Ama seyirci böyle değil. Seyirci seni sadece bir medyatik figür olarak gördüğü için, altımızı bilmediği için. Ama biraz Oytun sen de medyatik figür olmayı değil de buradan ulaştırmayı sevdiğin gibi geldi. Bu mesela bana. Çok basit bir şey mesela. İnsanlar benimle bir şekilde tanışıyorlar. Tanıştıkları zaman şöyle diyor. Ya sen hiç göründüğü gibi adam değilsin. Oğlum diyorum ben hiç değilim diyor. Bu senin örneğin yargın. Bunu hemen çok basit bir örnekle açıklayacağım. Şimdi size bir sıçan deneyi anlatayım. Ben bir kabın içerisine bir sıçan koyayım. Ve yardıma muhtaç bir sıçan. Yani kitle.
yanına başka bir sıçan koyayım, onu yapmaya çalışır, kurtarmaya çalışır. Elbette. Eğer aynı kafesten bir sıçan koyarsam, yani daha önce tanışmışlar bunlar, onu kurtarmaya çalışıyor. Farklı kaptan bir sıçan koyarsam hiç sallamıyor. Daha, umursamıyor. Evet, umursamıyor. Bunu hayat örneği vereyim. Mesela şimdi şurada bir insan ölse çok umurumuza gidermiyoruz. Ama onunla bir tanışıklığın varsa, mesela senin bir gün zilini çaldı ve senden kahve istedi. Ya da evet pizza getirmişti. Ya diyorsun bizim pizza çocuk ölmüş ya, üzüldüm. Bizim oluyor değil mi? Ulan nasıl bizim oldu? Aynı şey. Şöyle, çocuklar beni, dersimi dinleyenler tanıdığı için onlar beni kurtarmaya ve beni kabullenmeye çalışıyorlar. Tanımayanlar ise aversif, tiksindirici yanıtlar geliştiriyorlar. Aynı olay şey de geçerli, hayvanlar da geçerli. Hayvanlar korktuğu zaman ne reaksiyon verir? Ya ısırır ya kaçar. Kaçar, evet. Nasıl karar veriyor biliyor musun? Kendi ortamındaysa, güven ortamındaysa ısırıyor. Güzel köpeklerde çok var. Kendi özel ortamındaysa, bahçende ısırıyor. Ama yabancı yerde kaçmayı tercih ediyor. Aynı reaksiyon. Bütün memeliler. Her oğuz kendi çöplüğünde. Aynen, bunlar da öyle. Televizyonda izledikleri için bu nedenle ısırma reaksiyonu görebilirler. Evet. Görebilirler ama ben ısırılsa da ısırılmasa da insanlara son dönemde özellikle bu sosyal medya, işte internet, televizyondan ayrı bir mecrada sizlerin farklı notalardan meseleyi anlatıyor olmanızı çok kıymetli buluyorum. Kesinlikle. Bunu kompliman adına söylemiyorum. En azından ya bir dakika dedi birçok insan. Sen mesela bu anlamda göz teması kurabilen güzel insanlardan. Açelya, ben TEDx'lerde Türkiye'ye sinir bilimi anlattım ya. Evet, sinir ya. Bilimi TEDx'lerin içine yedirerek anlattım ve çocuklara ilham verdim. Analar beni arıyor, diyor ki oğlum diyor bizim çocuklar gizli gizli seni izliyormuş. Ulan bu gizli gizli ne yiyor diyor. Bakmışlar demişler ki bu adam, ulan bize de baktık. Bu adam ne anlatıyor? Hani it midir? Nedir bu? Evet. Hani sonuçta kahve biz... Kahve falı özellikle. Ha, biz... Bana bakacak mısın? Bana bir kahve hazırlar mısınız Oytun Bey bitmeden? Bir şey sana söyleyeyim mi? Çok basit. TEDx'ler 2,5 milyon, 2,3 milyon izlenmiş. Evet, her biri. Ve millet onları tekrar tekrar izliyor. Neden sence? Bir şey öğrettim ben onlara. Ne verdim bir de? Ne verdim? İlham verdim onlara. Dedim ki... Sen de tıbbı anlayabilirsin. Sen bu ilhamı kimden aldın? Annenden, babandan mı? Ya biz Anadolu çocuğuyuz biz. Hmm. Ödemişliyim ben. Hmm. Biz Anadolu dervişiyiz ya. Bu kadar ya. Türkiye'nin Anadolu bilim adamlarına ihtiyacı var. Rokto Şambur'la gezip beyaz şarap içen ya da beyaz hani var ya onun adı şampanyayla gezen insanlara değil. Anadolu'nun bağrından kopmuş, patlıcan patates yemiş ama bilim tahsil etmiş, İngilizce bilen insanlara ihtiyacı var. İngilizce bilmek önemli. Dil bilen insanlara ihtiyacı var. İşte bu kıskananlar ne yapıyor biliyor musun? Ulan diyor zamanında bilimin sahibi bizdik. Rokta Şambur'la gezen bizlerdik diyor. Bu diyor çarıklılar gelip elimizde alıyor diyor ama. Aynen öyle, aynen öyle. Hmm. Bir şey sana söyleyeyim mi? Her zaman Anadolu'nun çarıklısı çok çok daha zekidir, başarılıdır. Bizim bir şeyimiz var. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Almaz. Evet. Aynı zamanda kimseyi yargılamaya ya da yaptalamaya da hakkı yok. Olabilir, olabilir. Anadolu zaten baktığında dünyaya model olmuş bir yerdir. Bugün Amerika dediğin şey Anadolu'dur işte. Birçok ırkın, birçok inancın birleştiği yerdir. Amerika yani, ilhamı nereden aldı? Anadolu'dan aldı. Benim fikrim bravo. Bu. Bravo. Kozmopolit. Herkes aynen var. Öyle. Hintli, Koreli, Çinli. Aynen öyle. Herkes. Bu ilham oradan bravo, geçti bence. Bravo, bravo. Gelelim şey hater sorularına. Akıt gelsin. Ya bence adam kendi kendini haterladı bu arada. Yani o kadar güzel anlattı ki meseleyi. Deney falan yaptığı yok. Ağzı laf yapıyor sadece. Evet. 132 tane, 135 tane PubMed'de yayın var. Web of Science'da 150 yazar. Yani şu anda 150 taneden fazla yayınım var. H indeksim belli. Şu anda 16-17 civarında. İşte 17 şu anda. Web of Science'da var. Web of Science'da. Yani takılan dergiler citation'ım. Bir Türkiye'de baksana bakalım baksana. Kaç kişinin. Peki. Kendilerinin nesi var biliyor musun? Kendilerinin sadece gaytası var. Parantez dışkı. Evet, devam edelim. Söyledikleri bilim mi yoksa skeç mi hala ayırt edemiyorum. Ortaya karışık yapsak? Bilim söyledikleri? Skeç mi bilim mi ayırt edilemiyor. Senin beynin var mı yok mu ben de ayırt edemiyorum. Geçelim. Turizm otelcilik okudum şimdi. Birlikte TUS sınavına girelim. Ben daha yüksek puan alırım demiş. Günde 10 saat çalışmış. 20-30 yıl çalışmış, her saat 20 yaprak okumuş çocukla bahsediyoruz. Her saat 20, günde 10 saat 200 yapar, ayda 6000 sayfa, yılda 72.000, 80.000 sayfa çarpı 20.000. Ne kadar yapar biliyor musunuz? 1.600 milyon sayfa yapar. Büyü de gel çocuk, devam edelim. Alkış alkış. Evet.
zeki ama kendini dinozor bilim adamları gibi yapmaya çalışıyor. Hayır. O çok ilginç. İnsan Dunning-Kruger efekt var. Bir insan bir şey bilmediği zaman çok cüretkâr olur. Her şeyden bahseder. Bildikçe cüretkârlığı azalır. Ama tekrar bilgi arttıkça cüretkâr olur. Ya U eğrisi var. Hiçbir şey bilmeyen anasını beller. Atar tutar. Mesela kahveye git abi, bypass mı olayım? Stent mi taktırayım? Görüşler. Annene tabi vardı. Stent taktırdı, öldü falan. Ondan sonra bildikçe ne olur biliyor musun? Abi ben stent valla bilemeyeceğim. Tekrar bildiğin zaman eğer bir kalp damar profesörüysen sen stent daha iyi olur der. Tabii, net söyler. Aynen. İşte ben o durumdayım şu anda. Net. Yukarıdan aynen meseleye öyle. Bakar ve netlikle aynen, söyler. Aynen öyle. Tabii bu algı meselesi. Çünkü biz sanırım hep aynı yerden duymaya alışmışız. Hep aynı tınıyla duymayı. Başka bir yerden anlatılınca tepki gösteriyor. Sen de bu tepkiyi kucaklıyorum diyorsun. İstedikleri kadar tepki göstersin. Tepki olması star olduğunu gösterir. Ya, öyle mi? Herkes seni severse sen bir var demektir. Gerçekten. Tabii. Ne kadar butlayacaksın. Bıptıttık yok mu? Alişancığım ben seninle 20 program çekiyorum. İlk defa senden böyle... Demek ki Oytun'un sirayet eden bir kimya enerjisi var yani. Ben Oytun hocamla da böyle çekiyorum. Anladım. Ben bir ekibin içine düşmüşüm ya. Tabii bu komplo lan bu. Bu bir komploymuş. Seni... Peki bu şurayı nasıl? Yani burayla da zaten belli oluyor. Yukarıdan bakarak aslında biraz olayın mizahını çıkararak. Kesinlikle. Meslektaşların tarafından olduğu zaman da bu mizahı çıkarırken bu kadar rahat oluyor musun? Yani çünkü birebir... Aynı eğitimi, aynı yollardan geçen biri olarak. Beni eleştirecek adamın en az benim kadar yayını ve site yaşını olması lazım. Olursa ne yapacaksın? Diyorum ki otur konuşalım. Ha konuşalım. Evet otur konuşalım. Orada problem yok. Tabii her şeyi kabul ederim. Şu tuzlu ayranını ne yapacağız? Tuzlu ayran doğru. Yani tuz, çünkü tuz yoğurdun içindeki bütün yararlı bakterileri öldürüyor. Ve onu ölü bakteri çorbası yapıyor. Onun için tuzlu ayran değil. Tuzsuz ayran. Mesela yoğurdu tatlı ile meyveyi yememin zararı yok. Yok o zaman. Yok. Tuz yapıyor bunu. Yani tuz bağırsaklara disbiyozis yapıyor. Disbiyozisinde florayı bozuyor tuz. Hmm. Kefir mefir? Kefir değil. Tuzlu bir şeyler yapıyor bunu. Mesela evde önce tuzu atmak lazım. Mesela şey de öyle. Turşu. Şu, turşu. Probiyotik doğru ama evet. Tuz var. Şimdi tuzun içinde bakteri üreyebiliyor mu? Hayır. Hayır. Onun için zaten... O yüzden koronada tuzlu suyla yıkayın. Ha, yani tuzla ya da ha. Biz neden tuz... Mesela, sucuk tuzlu. Neden? Dışarıda etin durabilsin diye, evet. Çürümesin diye, pastırma tuzlu çürümesin diye, diğer taraftan şey tuzlu, ne onun adı, turşu tuzlu, yani bakteri üremesini önlüyor. Peki sen tuzu yiyince ne oluyor? Bağırsak bakterini öldürüyorsun, tuza dirençli namussuz bakteriler var. Salt resistance, tuz resistance, enterokoklar baş belası. Floranın içine eder ve bütün vücudunu inflamasyon kaplar. Yani antibiyotin yarattığı sonucu mu yaratıyor? Harikasın. İşte zeki bir kadın budur işte. Yine seni öveyim. Yani zeki bir kadınsın. Bravo. Onun için tuz yemekle antibiyotik içmek. Bak ne güzel. Millet antibiyotik davul çalar. Tuz deyince böyle. Öyle şey olmaz. Biz Himalaya tuzu içiyoruz. Himalaya tuzu. Himalaya. Günaydın. Sen Himalaya'yı gördü. Haritadan gösteremez bile. Haritadan gösteremeyeceği Himalaya'nın tuzunu içen insanlar. Geçelim. Saçmalık yani. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz bir maskenizi açabilir misiniz? Oytun Bey nasıl? Cilt falan çok parlak değil mi? Ben de çünkü baktım. Gel bakayım bir yanıma. Gelsene bak gerçekten. Gel. Bir mask isminiz? Murat Bey. Murat Bey. Ne hastalığı yok değil mi? Oytun çok güzel. Şimdi şöyle bakayım. Dişleri bir göreyim Murat abi. Murat abi sigara içiyor musun? Hiç içmiyorsun. Ha. Ya çok sıkıyor. Ha? Çay çok sıkıyor. Evet. Çay hafif bir sarılaşma var. Ama genel olarak sağlıklı bir insan. Yaş kaç? 35-38 oldun mu? 42. Saçlar biraz dökülmüş. Evet. Beyazlama var. Yaşlanma alametleri var. Yani saçlar, beyazlama bir yaşlanma alameti. Yani 42'ye göre daha yıpranmış bir abimiz. Çünkü buralarda hizmet etmiş, stres çekmiş. Şöyle söyleyeyim size. Dış görünüş bize iç görünüş de gösteriyor. Neden? Çünkü derinin yaşlanmışsa içinde yaşlanmış demektir. Onun için bazı yaşlanma alametleri var. Aynı nasıl saçları beyazlamış şu anda koronerleri ve damarları da beyazlamış durumda. Olabilir değil. Teşekkür ediyoruz. Öyledir zaten. Öyledir. Evet, evet, evet. Ben de nasıl? Sen de artık açıyla. Ben geldim. Hatta sana şöyle. Sen de yavaş yavaş bu solar lentikolar başlamış. Yani güneş. Lekeleri. Çünkü ultraviyole seni yaşlandırmış ondan sonra. Ama yüzünü korumuşsun. Çünkü kırış kırış değilsin. Yüzünü korumuşsun, vücudunu asmışsın. Yoksa yüzün güneşlense kırış kırış olurdu. Hep yüzümü de güneşledim. Çok ilginç. O zaman yüzüne bir krem sürmüşüm. Hiçbir şey sürmedim. O zaman bir şapka takmışsın. Hiç yakmadım. Hatta Hindistan cevizi yağını saçıma ve cildime sürüp koştum. O zaman botoks var yüzünde. Evet. O da yok. Hiç mi yok?
Hiç yani hayır inanmam. Bir şey olmuş. Yüz... Yok diyorum, hayır, yok. Hayır ya bir diyeme şimdi. Yani yılların şeyini yiyem burada. Ama yok. O zaman bir şey yapmışsın yüzüne. Yapmadım. O zaman bir yağ mı sürdün? Yani bir şey mi yaptın? Bir şey yani... pardon yok değil mi tıpta? Ya pardon yok hiçbir şey yapmışsın. Yapmadım. Yapmışsın. Yüzüne bakmışsın. Hep bakıyorum. Bitti. Hindistan cevizi tamam yazıyor. Kapatıyoruz. Vücuduna bu kadar baktın mı? Baktım. Ha bu kadar Hindistan cevizi yazsın değil mi? Bütün dekolte. Yüzün hep, gibi yapıyor musun? Hep. Bence yüzünde ayrı bir şey var. Çünkü bu kadar derinde solar lentik olup yüzünde olmaması beni şey yapar. Bunda bir iş var. Ben yemem. Gül yutmam ben. Geçelim. Peki. Kül yutmam ama botoksa karşı değilim. Kardeşim. Ama şu an yok. Ya var yapılmış küçükten bir şey olmuş o yüz işlemen geçmiş. Cildimde bir şey yok. Ya tamam. Dolgu yok bir şey ya, yok. Ya kardeşim vücudunda leke varken yüzünde sen neden leke yok ya? Ne bileyim ben ama var. Senin sorun, senin kardeşim. Cevabın. Bakılmış mı yüz geçelim. Peki. Peki Oytun öyle diyorsa ama öyledir ya, diyelim. Evet. Ne diyelim? Ne diyelim ama yok. Var evet ben var diyorum. Peki gelelim şu konuya. Bu hani otizmle ilgili bence çok kıymetli açıklamalar bunlar. Kendinin de aslında kaç tabii, yaşında tabii. Fark ediliyor? Ya şöyle, otizm normalde 3 yaşta fark ediliyor. Göz teması yok çocuğun. Konuşma bozukluğu var, konuşamıyor falan filan. O zaman yani diyorsun ki ya bu çocukta bir gariplik evet. Var. Şu anda çok güzel göz teması kuran bir adamsın. Şöyle mesela küçükken mesela şunlar yoktu mesela. Tekrarlayıcı hareketler, yoğun anksiyete bozukluğu hala var mesela. Bir ortama girince yine bir şey çekerim. Ama alıştım mı da, mesela ben şöyleyimdir. Beni okula götürmek çok zordur. Okuldan çıkmak istemezsin. Aynen öyle. Değişime karşı dirençli. Hmm. Ayakkabı giydirmek çok zor. Bana yine ayakkabı bir de girdim mi çıkarmam. Hmm. Şimdi seni tanımak benim kaç için zor. Kaç yaşında fark ettin? Kendimi ne zaman bildim? 7-8 yaşında bildim. Hmm. Matematiğim kötüydü. Berbat seviyede. İnsan ilişkilerim çok kötüydü. Utangaç. Hiç konuşamazdım. Tıp fakültesinde bir arkadaşım olmadı. Kız arkadaşım 23'üne kadar olmadı. Gıldır gıcık gelirdim insana. Hala var bence. Ama sonra ne yaptım? Sonra şeyi sosyal şeyi falan kompanze etmeyi. Yani ben biraz sosyal ama geç büyüdüm. Yani benim şöyle oldu. Bu teşhisi yani kendi kendine koydun. Tabii. Kimse sana koymadı. Hayır. Doktorum ben canım sen de koyamayacağım yani Allah Allah. Bir de millet öyle bir şey var. Bana diyor ki ben Asperger'im. Kim koymuş? Bir de bana öyle yazıyor. Oytun Hoca kendi otizm olduğunu söylüyor. Yüzde kaç sekeli var? Oğlum öyle değil. Ben otistik features dediğimiz... Tekrarlayan eylemler, mesela bugün Elon Musk otizmli, Einstein otizmli, Newton otizmli, Bill Gates otizmli. Otizmle otizm sürekli aynı şeyleri. Şey, evet. Mesela hep ben de her sabah koşarım mesela. Mesela her gün ve o kadar tamam. Keyif alırım tamam, ki. Mesela her gün yani köfte mesela makarna. Mesela onu büyütmek beni çok keyiflendirir. Yani mesela nasıl biliyorsun otizm? Şimdi ben de mi o zaman? Hayır bak şöyle oluyor. Sosyal ilişkilerin problemli oluyor. Bir. Hayır. İki. Tamam. Eşinden işte bir partnerin olmuyor, partnerlerle geçinemiyorsun, bir sosyal şey yok. Empati duyguları az. Her gün köfte makarna yesi olur. Mesela ben öyleyim mesela. Hmm. Bana her gün patates kızartması ver. Her gün mesela ben küçükken her gün şey yerdim. Sıkılmıyorsun. Çökeleklen domates yerdim. Her gün mü yenir lan bu? Sabah, ben öğle, akşam. Yerim. Ama işte çökelek. Hmm. Hatta ben sana şey derim programlarda. Çökelek kafa olmayın. Ne demek biliyor musun o? Çökelek bana Ödemiş hatırlatır. Köylülüğü hatırlatır. Ben köylüyümdür ama köy kafasını sevmem. Hmm. Hani azıcık aşım ağrısız başım değil. Hani daha inovatif, daha bilimsel olmayı seven bir adamım. O yüzden kızarım böyle. Ama kendim de hayat boyu çökelek yemiş bir adamımdır. Hmm. Neden? Çünkü bir onu gördüm, hayat boyu onu yedim. Takıntılarım var, obsesyonlarım var. Hani, yani ben Oytun bunu anlıyorum. Neden biliyor musun? Ben yıllarca, bu da bir şeydir yani bu YouTube'a olsun. Öğrenme farklılığı gösterdim, güçlü değil. Yani sistemin öğretme biçimiyle benim öğrenme biçimim arasında bir fark ya vardı. Ya bak bir şey sanırım, ben disleksiydim. Ben de disleksiyim, disleksi, aynen. Mesela ben hiç matematiği anlayamadım. Mesela Anadolu Lisesi sınavından rezalet. Başka soruları anlayamadım. Ya bugün anama telefon ettim. Dedim ki anne Anadolu Lisesi sınavına girdim. Ulan soruları bırak çözmeyi anlamadım. Mesela yazıyor ya 1/3 + 2/6. Nasıl kırıldı peki orası? Çalışarak. Çalışarak. Ben de öyle çalışarak kırdım. Evet. Yani inatla da matematik bölümünden mezun olacağım dedim. Anlamamama rağmen. Neden biliyor musun? Çünkü ezik olduğun yere gittin. Evet. Heh. Orayı zorladım. Ben de öyleyim orayı mesela. Orayı zorladım. Evet. Yani biz ve de şimdi düşünüyorum. O yüzden okullardaki bu kaynaştırmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Anne. Ay, kaynaştırmaların. Ya kaynaştırma bir de anne. Ben ikinci sınıfa gittim. Anne öyle dedim biliyor musun? Anne okumayı unuttum ben dedim ya. Annem dedi oğlum oku şunu dedi ben okumuyorum. Hmm. Lan dedi buçuk beynimi gitti ne oldu lan buna? Hmm. Gerçekten annem bana okumayı tekrar öğretti. Üçüncü sınıfta bir daha öğretti. Canım ya okuma benim. Unutulur mu ya? Tabii. Ya işte öğrenme bozukluğu vardı bende. Elbette. Sende varmıştı disleksi. Ama sana söyleyeyim ben mi? Ben ama vazgeçtim. Ha bak
disleksinin zekası yüksekse onlar daha iyi oluyorlar. Ama çocuğunuz disleksikse, öğrenme bozukluğu çekiyorsa. Evet, bir de bunu eksiklik olarak görmeyin. Bu bir farklılık. Farklılık. Ama zekiyse. Bir de öyle bir şey var mesela. Disleksi zeki değilse yandı. Ama zeki disleksiler beyinleri farklı açılardan baktığı için farklı kişilikli oluyorlar. Yani şöyleyim, belki bizi seyredenlerde de vardır. Ben mesela tek başına bunu içmem. Bunu içerken müzik dinlemeyim. Müzik dinlerken öyle bir öğrenme biçimi var. Ama sen de hiperaktifsin, var sende. Sende hiperaktivite de var. Bende de var şu anda. Şu anda ondan birbirimizi bulduk zaten. Hacı Hacı Mekke'de biliyorsun. Hoca Hacı Tekke'de. Yani onun için biz seninle ondan bugün buradayız. Çünkü hiperaktivite, otizm, Asperger, disleksi bunların hepsi aynı bozukluk. Hepsini çok seviyorum. Aynı ben. Bozukluk İyi bunlar. İyi ki de onlar var. Var. Çünkü hiperaktifler olmasa yaratıcılık olmazdı. Evet. Yani biz şimdi hiperaktifler nasıl böyle? Kafamızda uçuşmalar var değil mi böyle? Hani fikirler. Onun için hiperaktif çocuklar yaratıcıdır. Ama ne zaman yaratıcı oluyorlar? Aileleri özgür tarafından yönlendirmelidir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Başarının sırrı bir istikrar. İki, özgünlüğü korumaktır. Mesela şimdi diyor ki anneler bana. Çocuğum çok kıpırdak. E ne olsun? Azıcık otursun. Öbürsü de diyor ki çocuğum hiç kıpırdak değil, azıcık kıpırdak olsun. Ya bu şey mi bu? Bunun ayarı mı var bunun? Onun için hiperaktif çocukların anneleri çocuk otursun istiyor. Evde oturan, pul koleksiyonu yapan otizm çocuğun anası da bu kıpırdak olsun istiyor. Böyle bir şey yok dünyada. Çocuklarınızı özgün olarak kabul edin. Çocuklar herkes bireysel olarak özgürdürler ve özneldirler. Elbette. Başarının sırrı onun için nedir? Öznel olmaktır. Yani kendine spesifik olabilmektir. Sen ondan burada oturuyorsun, ben buradan oturuyorum. Ondan diğerleri bunları yazıyorlar işte. Evet, hepimiz aynen öyle. Heh. Hepimiz bir de biziz yani. Hani ben şu an yeri de gelmişken söyleyeyim, çok üzülüyorum. Sınıflarda otizmli çocukları, disleksi problemi olan çocukları ayrıştırmak, yok etmek. İşte benim çocuğuma zarar veriyor gibi bence insanlığa yakışmayacak, insanlık utancı olan durumlar yaşanıyor. Her çocuk onun özellikle, çocuğu da zaten şey ya. Kraliçe ya ya da kral ya. Her çocuk özeldir ve her çocuk kıymetlidir. Bak, onu biz çok hata yapıyoruz. Bu Ortadoğu kültüründe bu var Açelya, bunu da anlatayım. Mesela babalar kızlarına diyor ki benim kızım papatya, kraliçe. O böyle çok özel bir. O zaman kız şöyle yapıyor. Ben kraliçeyim. Herkes ayaklarımı yalasın benim. Mutsuz evlilik. Oğlanlar da böyle. Annesi, yavrum, oğlum. Ütü yapmasını bilmeyen erkekler. Yemek yapmasını işte, bilmeyen çocuk, erkekler. Mesela ben şunu diyorum. Oğlan yaramazdır. Testosteron var bizde. Her yaramazlığı yapıyorsun. Annen şöyle. Yıka ellerini gir. Affettim. Pavlov'un refleksi gibi. Ben her yaramazlığı yaparım, anam beni affetti. Karısına da. Her yaramazlığı yaparım, affet beni. Ben paşayım bebeğim. Öyle bir dünya yok. İnsan var, insan. Onun için kimseye fazla önem, değer vermeyeceksin. Çocuğun, kocan, her şey dahil buna. Normal davranacaksın. Evet, geçelim. Gri kalacaksın. Gri kalacaksın, bravo. Ne siyah ne beyaz. Yoksa green 50 tonu mu diye geçiyorum. Evet. Bitti mi? Gerçekten. Ya, ama bence 3 program çekilmeliydi yani. Bir daha mı? Devam mı? Ya gelmeli. Şimdi Oytuncuğum, öncelikle sana çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dur şundan ben bir abi alayım şundan. Anlamadım. Dur ya. Bir dakika dur, kağıtları yeme. Dur şunu şuraya koyayım. Bir barışı alayım şimdi. Ben bu program nasıl geçti? Bunlar biplemeyeceklermiş. Ben bu YouTube kafasına yeni anlaşıyorum. Bipsiz gittik yani, Allah bizi affetsin diyeyim ben. Çok güzel. Bir de çökelek var. Çökelek buldu seni, çökelek görüyor musun? Orada tuzlu peynirde bir şey olmuyor değil mi ayran dışında? Şöyle yine sıkıntılı. Tuz her zaman sıkıntılı açarıyor. Tuzu yememe demiyorsun. Ayrıştırarak süt ürünüyle. Tuzu hiç yeme. Gerçekten. Evet. Peki bu mineral kaybı falan diyorlar. Onu da sorayım da bir dakika çocuklar, hazır oyunu bulmuşken. Zaten patatesten, soğandan, havuçtan yeterli tuz alıyorsun. Peki ben böyle kendim biraz şey hissettiğimde bir sirkeli su tuz yapıyorum. İyi geliyor. O niye? Arada olabilir. Tansiyonu yükseltiyor, evet, ya. İyi geliyor. Arada olur ama tuz kullanmak iyi bir alışkanlık değil. Allah Allah. Evet. Vallahi çok kafama takıldı. Ya şöyle, zaten bütün dünyada önerilen tuz 5 gramdır. Asya'da tuz 10 gram falan kullanıyor. Çok tuz kullanıyoruz biz. Ya biz tuza banık ya. 5 gram ne kadar? Bir çay kaşığı, 1,5 çay kaşığı. Biz onu bile yumurtaya koyuyoruz. Aynen, biz hayır böyle şöyle. Koyuyoruz içine yani. Evet. Çok sağ ol ya, iyi ki varsın. Ben senin dilini seviyorum, üslubunu seviyorum. Anlattığın, ulaştığın birçok insan var, faydan çok sağ ol. Var. Ben Türkiye için bir değerim, kıymetimi bilsinler. Evet. Onları ben söyleyecektim. Onları ben söyleyecektim sen değil, ama ben de söylüyorum. Öylesin bu samimiyetinden sen de, dolayı. Sen de bir değersin. Konuşabiliyorsun. Akıcısın. Sen de bir değersin. Çok teşekkür ederim.
herkes YouTube'unu açsın, akıcı birer video çeksin, biz de onlara bakalım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Abone olun. Zile ne diyorduk? Zile mi uyarıyorlar? Zile basın ve abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Bir değersiz kalk.